Merhaba arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz muhabbet kuşlarında kursak mantarı. Kursak mantarı nedir, nasıl bulaşır, sonuçları nedir? Bununla alakalı size küçük ipuçları vereceğim. Üretimde çok önemli bir detaydır bu. Kursak mantarı sıkıntılı bir hastalıktır arkadaşlar. Genelde akut gelişmez, kronik gelişir. Şöyle bahsedeyim, akut dediğim nedir? Akut hastalıklar bünyeye bulaştığı an direkt etki gösterir. Kursak mantarı öyle değil. Kursak mantarı yavaş yavaş etki gösterir. Yani kuşunuzda kursak mantarı vardır ama bir ay, iki ay boyunca bunu siz fark etmeyebilirsiniz. Yani kuşun hareketlerinde, canlılığında, yemesinde, içmesinde bir sıkıntı yoktur. Öyle bir durum gelir ki kursak mantarı kuşun adı da üzerine kursağına yerleşir. Öyle bir etki eder ki kuşu bir anda kurumaya sokar. Yani zayıflatmaya başlar. Kursak mantarı nedir? Önce ondan bahsedelim. Tedavisinden de bahsedeceğiz. Nasıl uygulanır? Hangi ilaçlar kullanılır? Bununla da alakalı bilgiler vereceğiz size. Kursak mantarı arkadaşlar, Candida diye bir mantar türü var. Bu Latince ismidir. Candida mantarı genelde küflü yerlerde yetişen, havası temiz olmayan yerlerde yetişir. Gözle görülür bir mantar türü değildir arkadaşlar. Yani aklınıza şey gelmesin, normal bizim yediğimiz kültür mantarları gelmesin. Mantar alemi, yani fungus alemi çok geniş çaplı bir alem. Yani aklı küfler de mantardır. Ağaçlarda yetişen, o hani gövdesinde bulunan şey, onlar da mantardır. Gözle görülemeyen şeyler de mantardır. Mesela bununla alakalı bir örnek vereyim size. Megabakteriye bir canlı türü var. Tek hücreli. Senelerdir bunun bakteri hastalığı olduğu, yani bir bakteri olduğu sanıldı. Ama son yıllardaki çalışmalarda, yanlış hatırlamıyorsam 2013'te bunun bakteri olmadığı, bunun bir mantar türü olduğu ortaya çıktı. İnanılmaz tehlikeli, sıkıntılı bir hastalıktır. Yani megabakterle mücadele ederken antibiyotik veriyorsunuz ama antibiyotik mantara etki etmiyor arkadaşlar. O yüzden megabakter hastalığı geçmiyor. Candida da bunun gibi, megabakter bağırsak florasına yerleşiyor. Candida mantarı da hayvanın kursak bölgesine yerleşiyor. Kursak duvarı var arkadaşlar. Kursak duvarına yapışıyor. Öyle bir hal alıyor ki kursak duvarına hifleri var. Yani kökleri gibi düşünün. Kursak duvarına yapışıyor ve kesinlikle söküp atmak çok zor. Hayvanın bu sefer yediği besini kusmasını sağlıyor. Yani bu mantar. Yani kuşunuz da böyle ağzında salyalı bir şekilde, halsiz ve salyalı bir şekilde ağzında yedi yemi kusuyorsa, geçmiş olsun arkadaşlar, kuşunuzda kursak mantarı vardır. Ve acilen tedaviye başlamak zorundasınız. Kursak mantarında hangi ilaçlar kullanılır? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bir veteriner ilaçlar var kullanan arkadaşlar. Bir de beşeri ilaç, yani insan ilacı kullanan arkadaşlar var. İki tane insan ilacı kullanan, bir tane veteriner ilaç, yani hayvanlar için özel üretilmiş ilaçlardan bahsedeceğiz. İsterseniz hayvanlar için üretilen ilaçtan bahsedelim. Resminde göreceksiniz. Fungizon diye bir ilaç arkadaşlar. Bu ilacın etken maddesi ile beşeri ilaçların etken maddesi aynı. Etki ettiği mantar türü de aynı. Candida mantarını etki ediyor. Yani onları öldürüyor. Fungizon biraz pahalı bir ilaç arkadaşlar. Ama etkili bir ilaç. Yani emin olabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Kursak mantarı ilacı kullanırken hayvana verdiğimiz oran çok önemli. Yani ağır bir ilaçtır. O yüzden oranını kafanıza göre vermeyin. İlaç prospektüsünde okuduğunuz verilen orana göre verin. Yani hayvanın gramajına göre ilaç verin, günlük dozunu. Yoksa kaş yapayım derken göz çıkartınız. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Gelelim beşeri ilaçlara. Yani insan ilaçlarına. Birincisi mikostatin, ikincisi triflukan. Hepimizin bildiği. Bunlar kursak mantarı içindir arkadaşlar. Kursak mantarında kullanılır. Yani ishal olan hayvanda bunlar kullanılmaz. Bu arada ek bilgi vereyim. Kursak mantarı olan hayvan ishal olmaz arkadaşlar. Dışkısı normal, katı gelir. Problem çünkü kursaktadır. Bağırsaklarda değil. Genelde bağırsak hastalıklarında hayvan dışkısı sıvı ve ishal şeklinde sulu bir dışkısı olur. Farklı renkler alır. Konumuza dönelim, kursak mantarına. Bu triflukan ve mikostatin de Candida mantarına etki eden ilaçlardır. Normalde
insan ilacıdır bunlar ama kursak mantarı için, tabii insanda kursak mantarı olmadığı için kullanılan ilaçlar değildir. Daha başka etkileri vardır. Yani insanda vajinal mantarları iyileştirmek için kullanılan ilaçlardır. Ama etki ettiği etken maddesi aynı olduğu için biz bunu kuş üretiminde de kullanıyoruz. Şahsen ben kullanıyorum. Trifulkan kullanıyorum. Üretim aşamasında, şimdi az önce bahsettik size, dedik ki kursak mantarı akut kronik şekilde gelişir. Yani hastalık bulaşır hayvana ama 2 ay, 1 ay bu hastalığın belirtilerini göremezsiniz. Bundan ötürü kuşunuza mümkünse haftanın, ayın bir haftası ya da 5 günü peş peşe aralıklarla her gün suyunu tazeleyerek ilaç vermenizi öneririm. Olası muhtemel bulaşmış mantara karşı bir önlemdir bu arkadaşlar. Yani mantar olsa da olmasa da bu bir önlemdir. Bunu mutlaka kullanın. Gel gelelim bu ilacı nasıl kullanacağız? Az önce bahsettik, dozajı çok önemli. Bu ilacı kullanmaktaki esas etken şudur arkadaşlar. İlaç prospektüsünde canlı ağırlığı yazar. Atıyorum pungizon için söyleyeyim. Tavuklarda şu kadar şu kadar verirsiniz yazar. Ama tavuğun ağırlığıyla muhabbet kuşun ağırlığı bir değil. Tavuklara verilmesi gerekeni biz muhabbet kuşu ağırlığına bölüyoruz. Bu da aşağı yukarı arkadaşlar bir 100 cc'lik suluğa aşağı yukarı 2 veya 3 damlaya tekabül eder. Fazlasını vermeyin kesinlikle. Ha isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Sabah ve akşam hayvanın ağzına bir damla gelecek şekilde damlalıkla ağzına verebilirsiniz. Bu daha etkilidir. Yani direkt ilacı hayvan bünyeye alır. İyileşme süreci daha hızlıdır. Ama dediğim gibi önlem amaçlı ayda bir 5 gün boyunca üst üste vermeye özen gösterin. Biliyorsunuz ben muhabbet kuşu üretiyorum. Ben aylık periyotlarımda sularına kattığım vitamin, mineral, probiyotik ilaç şeyinde ayın 10'uyla 15'i arası kostatin veya fungizon verir. Özür diliyorum. Trifulkan veririm hayvanlara. Siz de bunu mutlaka deneyin. Evinizde tek kuş olsa bile arkadaşlar çok pahalı bir ilaç değil. Yani Trifulkan bugün 25-30 lira bir şey. Dolapta bekletin 2 sene 3 son kullanma tarihine kadar kullanırsınız. Yani canınız var evinizde, muhabbet kuşunu seviyorsunuz. Bir şey olsun istemezsiniz muhakkak. Yani çok şey değil. Gidip eczaneden sipariş edebilirsiniz. Eczanelerde genelde bulunmaz. Onlar da ilaç deposundan sipariş verir ama yani sipariş verin. 1-2 saat sonra zaten elinize geçmiş olur. Çok da pahalı bir şey değil. Dediğim gibi 25-30 lira. Olsun 35 lira. Yani ben en son 28 liraya mı 30 liraya mı ne aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bir 4-5 ay önce. Belki 30-35 olmuştur. Zam gelmiştir belki üzerine. Mutlaka dolabınızda, buzdolabınızda bulunsun arkadaşlar. Bu hastalığın ne gibi sıkıntıları var? Nasıl bulaşır? Nemli ortam. Yani nemin %70'in üzerinde çıktığı zaman bu kandida mantarı bir şekilde o ortamda çoğalabiliyor. Uzun süre beklemiş sularda çoğalabiliyor arkadaşlar. Şimdi siz hayvana su veriyorsunuz. Suyu astınız, doldurdunuz. Atıyorum bir çift kuşunuz var. Yavru da yok altında. O kuşlar o suyu bir haftada bitiremez. Siz de bitirmediği için o suyu orada tutuyorsunuz. O su orada bekleyen suda bakteri de yetişir, mantar da yetişir arkadaşlar. Ben suları bitsin bitmesin her gün mütemadiyen kuşlarımın suluklarını içindeki suyu değiştiririm. Yeni taze su koymaya özen gösteririm arkadaşlar. Siz de bunu evinizde yapın. İkinci bir bulaşma yöntemi de mama. Özellikle sıcak zamanlarda arkadaşlar, yani sıcaklığın 18 santigrat derecenin üzerinde olduğu ortamlarda kandida mantarı yetişmeye başlıyor. Soğukta çok gözükmez. Çok düşük sıcaklık, atıyorum 8 derece, 9 derece, 10 derecede kandida mantarı çok hızlı üremez. Çünkü mantarların en iyi üreme sıcaklığı 25 santigrat derecedir arkadaşlar. Yani bakterilerden biraz farklı olarak mantarlar 25 santigrat derecede optimum en iyi üreme zamanına ulaşır. Biz de mama verirken biliyorsunuz mama organik bir bileşik. Mantarın en sevdiği şey. Mamayı uzun süre tutuyoruz. Özellikle sıcak havalarda, yani havalar 25, 26, 27, 28 derecede mamayı sabah veriyoruz. O mama bitene kadar 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün bekliyoruz ki hayvan yesin. Hayvan zaten mama nemli. Hem bakteri yapar hem arkadaşlar mantar yapmaya başlar. Mümkünse sabah verdiğiniz mamayı, yani akşam alın ama
24 saati lütfen geçmesin. Bir de hayvanların önüne yiyebileceği kadar mama koymaya özen gösterin. Yani mamayı hayvanı az verin. Hayvan onu bitirsin 4-5 saat içerisinde. Yani ertesi güne kalmasın. Kaldığı zaman, mama kaldığı zaman işte bakteri, mantar hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Kuş da bunu yemeye devam ediyor. Farkında değil. Yemeye devam edince bu sefer ne oluyor? Hayvanda hastalık meydana geliyor. Bu hususa lütfen çok dikkat edin. Eğer bu ilacı alabilecek paranız yoksa veya tek kuşunuz var, ya ben 30 lira veremem derseniz, çevrenizde bulunan üreticiler vardır. Yani her şehirde mutlaka muhabbet kuşu üreticileri vardır. Bu dediğim ilaçlar o üreticilerde %100 bulunur arkadaşlar dolaplarında. Bir şırınga, 1 cc, 2 cc'lik kendilerinden rica edin. Para almayacaklardı sizden, emin olun. Kuşum ihtiyacı var değil. Para almayacaktır sizden. Rica edin, evinize götürün. Dolapta şırıngaya ihtiyacı olduğunuz, dediğim gibi ayda 5 gün, 5 gün boyunca üst üste birer damla, ikişer damla veya ağzından vererek tedaviyi uygulayabilirsiniz. Sıkıntılı bir hastalıktır. İnşallah çektiğimiz bu video bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşların sorunlarını çözer. Videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz sorular olursa Instagram hesabımız Biyoloğun Kuş Evi'ni takip edip oradan sorabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da mutlaka aşağıda sorun. Bunlarla alakalı da video çekeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Selametle.